Hüdapar'ın 25 yıl evli ev hanımlarına emeklilik projesine desteği sürüyor. Hüdapar'ın ev hanımlarına emeklilik önerisi Şanlıurfa'dan da tam not aldı. Aile kurumunun korunması için Hüdapar, 25 yıl evli ev hanımlarına emeklilik hakkı verilmesi projesini kamuoyuyla paylaşmıştı. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun söz konusu proje hakkında yaptığı açıklama, memleketin dört bir yanında büyük bir ilgiyle desteklenmişti. 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı tanınmalıdır. Kamuoyunun bunu tartışmasında, siyaset kurumunun bunu tartışmasında fayda görüyoruz. Bir destek de Şanlıurfalılardan geldi. 25 yıl evli kalanlara emeklilik verilmesiyle boşanmaların azalacağına işaret eden Şanlıurfalılar, yapılan öneriyi yerinde bularak Hüdapar'ı tebrik etti. 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı tanınsın teklifini olumlu ve yerinde bulan Şanlıurfalılar, önerinin uygulanmasıyla aile geçimine büyük katkılar olacağını söyledi. Tabii böyle bir öneri çok güzel bir şey. Valla bu konuda yani herkes yani faydalıdır bu konuda. Yani iyi olmasını biz de isterik. Yani evde çalışan kadınlar mesela maaşa bağlanacak şey olacak. Bu iyi bir karardır yani. Daha rahat yaşarız, daha durumumuz iyi olur. Şu anda her şey bağlılıktan geçti. Daha rahat yaşarız. 25 yıllık evli kalan bağlananlara emeklilik hakkı verilsin. İyi olur. Yani niye olur? Ama bir kalkılma olur, ama yardımcı olur. Yani şimdi geçim sıkıntısı çok. Yani biz çekiyoruz yani diye herkes için de geçerlidir yani bu. Hüdapar'ın önerisiyle birlikte geçim sıkıntısının ortadan kalkacağını belirten vatandaşlar, ev hanımlarına emekliliğin eve ek gelir getireceğini de belirtti. Güzel bir fikir yani, öyle tercih ediyorum. Güzel bir şey yani, evde kalkabiliyor onun için. Çünkü hayat şartları çok zor olmuş yani. Çok güzel gördüm ben de şahsi olarak. Hani Rabbim nasip ederse olursa daha iyi olur. Bu önerge uygulanırsa eğer Cenab-ı Allah-u Teala'nın izniyle boşanmaların %50 az olacağını düşünüyorum ben kendi görüşüm olarak. Huzur ve mutluluk olur, boşanma şeyler olmaz, biliyor musun? Ne olursa ortam iyiye doğru gider bence. Hani eğer yatırım yapılacaksa aileye yatırım yapmak, hani teşvik etmek. Fabrikalar büyürken nesil çökerse ve yollar yapılırken yani ev çökerse bu yollar da bir işe yaramaz, fabrikalar da bir işe yaramaz. Ama eğer bu bir teşvik olacaksa yapılacak yani ülkenin yapılacağı en büyük yatırım, en önemli yatırım bu olması gerekiyor.